Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Bugün 16 Mayıs 2019 günlerden Perşembe. Ne güzel yine hep birlikteyiz. Güneşli ve tatlı böyle rüzgarların estiği hoş bir Bursa sabahında. Yine güzel konuklarımızla, yine hoş sohbetimizle saat 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Evet efendim, bu hafta biliyorsunuz 12-18 Mayıs tarihleri arası Dünya Hemşireler Haftası. O nedenle hani bize dokunan, güler yüzleriyle en zor zamanlarımızda yanımızda olan hemşirelerimiz neler yaşıyor, nasıl vakit geçiriyorlar, bizlerle nasıl baş ediyorlar, onları sormak istedik. Onların sorunlarını, yaşadıkları güzellikleri, mesleklerine olan saygıları, ilgileri ve bizlerin onlara neler yaşattığını bizzat öğrenmek istedik. O yüzden bugün konuklarım özel Esentepe Hastanesi hemşireleri Altınay Efe ve Tuğba Akçakaya. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ olun. Keyifli misiniz? Yüzleriniz ne güzel gülüyor öyle. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyiyiz. İyisiniz. Evet, şimdi tabii 12-18 Mayıs, doğru söyledim değil mi? Hemşirelik doğru. Haftası. Tabii aslında sadece bu haftada değil, sonuç itibariyle 365 gün hizmet veren bir meslek grubundasınız. Hakikaten ağır işçisiniz. Yükünüz çok ağır, sorumluluklarınız çok ağır. Çünkü insan hayatı. Yani en değerli varlık insan ve siz de o insanları yaşatabilmek, onları sağlıklarına kavuşturabilmek için performans sergiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok saygın bir mesleğiniz var. Öncelikle haftanızı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, önce biraz sizi tanıyalım. Altınay Hanım. İsmim Altınay Efe. Hı hı. 10 yıldır Esentepe Hastanesi'nde çalışıyorum. Kaç yıllık hemşiresiniz? 18 yıllık hemşireyim. Maşallah. 10 yıldır Esentepe Hastanesi'ndeyim. Acil servis sorumlu hemşiresiyim. Hı hı. Hastanenin ilk başvuru alanı Esentepe Hastanesi'nin acil servisi. Hareketli, yoğun. Evet. En sıkıntılı hastaları biz alıyoruz. Evet. Maalesef aciller öyle. Bütün hastanelerde en sıkıntılı yer orası ama en yoğun ama en de şey aslında böyle iletişime çok açık olan en özel bölge diyorum ben orayı. Tabii iyi iletişimler de var, kötü iletişimler de var. Onları konuşacağız tekrar. Evli miyiz? Çocuğumuz var mı? Evliyim. İki oğlum var. Allah bağışlasın. İster misiniz onlar da sağlık sektöründe olsunlar? Büyük oğlum çok yatkın. Hmm. Sağlıkçı olmak istiyor. El becerisi de çok güzel. Enjeksiyon yaparken beni bazen izliyor. Hı hı. Yani ben de yapabilirim diyor, cesaretli. Ha, ben güzel. De olmasını isterim. Ülkemize faydalı bir sağlıkçı neden yetişmesin? Ne güzel. Evet Tuğba Hanım, sizi tanıyalım. Merhabalar, Tuğba Akçakaya ben. Hı hı. İkinci katta çalışıyorum. Özel Esentepe Hastanesi'nde cerrahi servisinde çalışıyorum. Ağır bir servis. Evet, postop ameliyat sonrası evet. Hastalara bakıyoruz. Evet. Onun dışında bakarım. Evet. yaklaşık 4 senedir Esentepe Hastanesi'ndeyim. Kaç yıllık hemşirelik geçmişi var? Yeni mi? Yeni mezun sayılırım. 2015 güzel. Mezunuyum. Evet. Aa, ne güzel, daha genç. Evet. Peki cesaret dediniz. Hakikaten hemşirelik cesaret işi. Yani sağlıkçı olmak cesaret işi de. Hani sizinki bir parça daha farklı. Şimdi insanlar iğne yapılırken bile şöyle bakamazlar edemezler. Çok İşte olur. Kan görmekten korkarlar falan böyle. Mesleğe başlamadan önce, mesela 18 yıl uzun bir zaman, 18 yıl önce Altınay Hanım'ın böyle korkuları, endişeleri var mıydı? Yoksa oğlunuz gibi miydiniz? Ben her zaman soğukkanlıydım. Hı-hı. Yani sağlıkçı olmak istiyordum. Sınavla girdim zaten okula. Hı-hı. Asil öğrencilerden. Yani ya öğretmenlik yapacaktım ya da, hı-hı, hemşirelik. Hedeflerim bunlardı. Güzel. Asil öğrencilerden de hemşireliği kazandığım için, hı-hı, hiç tereddüt etmeden gittim. Evet, mesleğinizi seviyorsunuz. Çok seviyorum. Çok seviyorsunuz, evet. Ne güzel. Yani evimizden daha çok zaman geçiriyoruz. Doğru. Hastanemizde. Doğru. Çocuklarımızdan daha çok görüyoruz diğer çocukları. Hı-hı. Yani abla, kardeş, anne, baba gibi oluyoruz onlarla. Yeri geliyor, yaşça büyük bizden hastalarımıza annelik, babalık yapıyoruz. Psikolojik destek yapıyoruz onlara. Ameliyatları hazırlıyoruz. Bir girişimsel işlem olmadan önce bütün olayın en başından en sonuna ne komplikasyon olabilir olamaz bunları anlatıyoruz. Hı hı. O yüzden daha çok bağ kuruyoruz. Evdeki yakınlarımızdan çok hastalarımızı görüyoruz. Doğru, günün büyük bölümü oralarda geçiyor. Evet. Bir de şey tabii, yani bir hastayı mesela mesai saatiniz bitti gidiyorsunuz ama aklınız kalıyor mu? Evet, bazen benim özellikle acilde bıraktığım hastalarım için ekip arkadaşlarımı arayıp hastanın durumunun, sonucunun ne olduğunu,
taburcu oldu mu yoksa yatış mı oldu? Aklım kaldığında arıyorum. Hı hı. Dün de böyle bir olay yaşamıştık. Sıkıntılı bir hastamız vardı. Yani bugün de onun takibini yaptım. Hı hı. Sevk ettik başka hastaneye. Ben yine orayı aradım. Hekimiyle görüştüm. Durumunu öğrendim. İyi miymiş? İyi, çok şükür. Hı, hadi geçmiş olsun diyelim biz de buradan o hastaya. Tabii bu gönül işi. Yani evet, bu bir meslek ama isteyerek yapılmadığında hakikaten hem onu yapan mutlu olmaz hem de karşı tarafı mutlu edemez. Dolayısıyla böyle hep enerjinizin yüksek, modunuzun güzel olması lazım. Bunu ayakta tutmak zor değil mi Tuba Hanım? Zor, tabii ki de zor. Sonuç itibariyle bizim de özel hayatımızda yaşadığımız sıkıntılarımız olabiliyor. Karşı taraf bizi anlamıyor, anlamaz da, haklılar. Hmm. Onlar hasta veya hasta yakınları, farklı bir psikoloji içindeler. Bizleri tabii ki de o konuda düşünmeyebilirler. Biz olabildiğince onlara daha farklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani özel hayatımızı bir kenara bırakmalıyız kapıdan girdiğimiz zaman. İşte mıyız da olmuyor bazen. Bazen olmayabiliyor. Evet, o yüzden de problemler çıkabiliyor. Çıkabiliyor değil evet, mi? Tabii ki de. Ya biraz tabii karşılıklı hoşgörü ve anlayış tabii olması lazım. Olmalı. Hem hasta cephesinde hem sağlıkçılar cephesinde. Peki yani şimdi mesela bir gün boyunca kaç saat çalışıyorsunuz? 9,5 saat. Hı-hı. Gündüz mesaisi 9,5 saat. Hı-hı. 2 saat molamız var. Aktif olarak 7,5 saat hareket halindeyiz, çalışıyoruz. Hakikaten iyi hareket halindesin. Sürekli ayakta gidip geliyorsunuz. Acil tabii. Zaten hiç ona değinmek bile anlamsız ama mesela cerrahi ya hakikaten zor. Ameliyattan çıkmış hastaların o tedavi süreci gerçekten onlar için de zor. Evet. Tabii. Hastayı zaten bence problem hasta yakınlarında, hastalarda değil. Evet. Onlar direkt olarak çünkü hastaları bir an önce iyileşsin, sağlıklarına kavuşsun diye sağlıkçıları sıkıştırıyorlar. Hem hekimleri hem sizleri. Tabii ki de. Peki o şeyi koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Doktor, hasta, hasta yakını? Eğer hasta anlayabilecek durumdaysa, ağrısı yoksa, işte kafa olarak rahatsa, doktorla iletişim kurabiliyorsa direkt hastaya yapılacakları, yapılması gerekenleri anlatıyor doktor. Hastamızın durumu ağırsa, ağrı çekiyor, işte kafası başka yerde, sıkıntıları varsa yakınlarına bilgi veriyoruz. Bazen yakınları da çok panik oluyor, hastadan daha panik oluyorlar, anlamak istemiyorlar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşıyoruz, tekrar tekrar anlatıyoruz. En yorucu kısmı da o bence. Tabii ama doktorlarımız yılmadan anlatıyorlar. Vallahi tabii Allah hiç kimseyi hasta etmesin, şifa versin. Gerçekten hastalık zor. İnsanın bir başı ağrısa bütün modu düşüyor, dengesi kayboluyor. Dolayısıyla hani günümüzde de maşallah hastalıklar böyle yağmur gibi geliyor insanlara. Hastanelere geldiğimizde de bakıyoruz insanlar ellerinde evraklar oradan oraya oradan oraya laboratuvara gidiyor ayrı o tarafta ultrasona gidiyor MR için gün alıyor falan acayip bir karmaşa var ve artık gözlemlediğimiz az önce sizinle de konuştuğumuz gibi insanlar acilleri tercih ediyorlar akşamları gelmeyi tercih ediyorlar değil mi hastanelere? Evet. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Kesinlikle. Ortalama başvuruların %70-%80'i acil olmayan poliklinik hastaları. Başım ağrıyor, boğazım ağrıyor diye acil servisi meşgul ediyorlar. Tabii biz yine de bu hastalara hizmet veriyoruz. Hı-hı. Biz gerçekten acil hastaların gelmesini istiyoruz. Normalde acil hastaya daha çok zaman ayırabilmek için. Diğer hastalarımızın da gündüz mesai saatleri içinde poliklinikleri tercih etmeleri daha doğru olur. Evet yani ama şey var değil mi? Beklemek istemiyorlar. Acile gelmelerinin sebebi kısa sürede hızlı çözüm üretmemizi istiyorlar. Ama diğer polikliniklerde de o kadar çok uzun süre beklemiyorsunuz artık. Yani randevu şimdi, sistemiyle tabii, eğer gelirseniz evet. Daha kolay işiniz değil randevu mi? Randevu saati belli oluyor. Hasta geldiği gibi 10 dakikalık bir kayıt ve bekleme süresi içerisinde hemen muayene olabiliyor hasta. Tabii tahlil tetkik sonuçları için ortalama 3 saat, 2 saat beklemesi gerekiyor. Ondan hoşlanmıyorlar anladığım kadarıyla. Acilden daha hızlı çözüm buldukları için acilleri tercih ediyorlar. Gerçi şimdi daha kolay. Mesela hemen laboratuvardan doktorun ekranına düşüyor sonuçlar. Hani iletişim daha çabuk sağlanıyor. Geçmişte öyle değildi. Elimizi alır doktora gider tekrar sıraya girer ona gösterirdik falan böyle. Ama şimdilerde teknolojinin de desteğiyle her şey daha kolay. Kolay ama çok mutsuz ve memnuniyetsiz bir hasta profili var. Maalesef şu an hastalıklar da çok yönlü olduğu için
Yani nadir görülen hastalıklar arttı. Çağımızın kanser olayı. Evet, maalesef. Birçok doku, organ, yani küçük yaşlara kadar düştü artık. Tedavileri de uzun, zor, meşakkatli oluyor. Bazen hastalar da tekrarlıyor, nüksediyor, yeniden çıkıyor. Bir hasta aynı hastalıktan 3 kez cerrahi operasyon geçiriyor. En az 3 kez, 5 kez kemoterapi süreçlerini yaşıyor. Yani artık bu yüzden hastalarımızın morali, motivasyonu düşüyor. Çok normal. Orada evet. O zaman da destek olmak size düşüyor. Evet, psikolojik destek. Ne yapıyorsunuz öyle hastalara mesela? Nasıl motive ediyorsunuz? Yani bunun geçici bir süre olduğunu, ağrısının geçince rahatlayacağını, hastalığın sonuçta tedavi imkanları ülkemizde son teknoloji. Bütün hastalıkların çok şükür tedavileri var. Bizim hastanemizde olmazsa başka bir hastaneye sevk ediyoruz. Yani hastaları telkin ediyoruz bu şekilde. Peki böyle şeyler var mı? Hani bazı kurumlarda motivasyonla ilgili etkinlikler, işte ne bileyim ben. Bir hastayı çok seversiniz mesela. Uzun süreli de o hastanede kalmak durumunda olan bir hastadır. Ne bileyim böyle gönülden atıyorum işte bir balonlu odasına girersiniz. Ne bileyim onun sevebileceğini düşündüğünüz bir kek yapar, ikram edersiniz. Hani böyle özel diyaloglar kurabiliyor musunuz? Biz genelde çocuk hastalarımızla böyle iletişim kuruyoruz. Boyama kitapları veriyoruz. Eldivenden balon çok yapıyoruz. Onlara şarkı söylüyoruz. Ben özellikle damar yolu açarken şarkı söylüyorum. En zor kısmı o tabii, damar yolu açmak. Zor hastalarımız çocuklar. Çok ağlıyorlar, evet. Çok bağırıyorlar. Ama sizinki de zor. Ameliyat sonrası hastalar değil mi? Tabii ki de. Onların da ciddi motivasyona ihtiyacı evet, var. Evet, kesinlikle. Ne istiyorlar mesela sizden en çok? Ya en çok onlara destek olmamızı, yanlarında olmamızı, yani onlarla ilgilenmemizi, aslında her yatan temel hasta ilgi. Onunla ilgilenmemizi bekliyor. Sadece doğru. O olsun istiyor. Maalesef biz birçok hastaya bakmak zorundayız ama olabildiğince herkese eşit ilgi, sevgi, şefkat göstermeye çalışıyoruz. Onların yanında oluyoruz. İlk yürümelerine yardımcı oluyoruz. Bakımlarına yardımcı oluyoruz ki ilk ameliyattan çıktıkları zaman hani tuvalete kalkamayacak tabii. Durumda oluyorlar. Doğru. Bunlar da hep yardımcı oluyoruz. Vallahi çok zor. Karşılıklı çok zor. Yani o acı çeken, bu tarafta o acıyı bilip onun acısını azaltmaya çalışan iki insan var karşılık. Ama sonuçta ikisi de insan. Sonuç itibariyle siz de bu yoğun tempoda koştururken tabii ki beden olarak fikren yoruluyorsunuz, beyin olarak. Dolayısıyla hani her zaman aynı enerjide olmak da çok zor. Ve biz hep şey bekliyoruz, hep böyle güler yüzlü, sadece ben merkezli, evet. İlgi odağı olma hevesinde olduğumuz için işiniz çok zor. Evet, haklısınız. Ama tabii hani dediniz ya çocuklar, mesela çocuklarla ilgili baktığımızda gerçekten onlar böyle canları aşı olurken bile böyle çığlık çığlığa ya okulda çocuklar canları yanacak endişesiyle, ki günümüzde de çok fazla sayıda kanserli çocuk var ve sayıları da sürekli artıyorlar. Hakikaten o küçücük bedenler çok ağır şeylerle karşılaşıyorlar ve onları mutlu etmek işte o dediğiniz eldiven balonlar, kitap boyamalar, anlık da olsa acılarını unutmak için ciddi destek bunlar. Ama sonuçta siz de bazen şiddetle, bazen efendim davranışlarla, bazen sözlerle hakikaten mağduriyetler yaşıyorsunuz. O dönemlerde ne yapıyorsunuz? Şimdi bu zor dönemlerde baş etmek için öncelikle karşı tarafı empati yapıp anlamaya çalışıyoruz. Karşı taraf sinirliyse zaten biz kesinlikle üzerine gitmiyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Aynı durumda biz de olabiliriz. Sakinleşmelerini beklememiz gerekiyor. İletişim kurabiliyorsak eğer iletişime geçiyoruz ama kuramıyorsak sakinleşmelerini bekliyoruz. Sessiz kalıyorsunuz. Evet. Çünkü sürekli haberlerde de basına da yansıyor. İşte hekimi döven, bıçaklayan, hemşireye saldıran, zaman zaman biz de denk geliyoruz. Ciddi böyle seslerin yükseldiği, kavga boyutuna varan tartışmalarla karşılaşıyoruz hastanelerde. Tabii şey var, herkes kendi canı kıymetli olduğu için ya da en sevdiğini oraya getirdiği için sizi de kurtarıcı olarak gördüğünden dolayı belki bir parça daha fazla ilgi bekliyor. Şey mi, böyle herkese eşit mesafede misiniz?
herkese eşit mesafedeyiz. Öyle olmak zorundayız. Öyle olmak zorundayız, evet. Beşerebiliyor musunuz? Çocuklara biraz daha ilgili olabiliriz. Hı hı. Çünkü çocuk hastanın yanında annesi çocuktan daha panik oluyor. Doğru. Bir anneyi yatıştırmamız gerekiyor. Çocuğun tedavisini yapmamız gerekiyor. Çocuklara belki biraz daha fazla ilgili olabiliriz. Evet, onlar zaten biraz daha fazla ilgiyi hak ediyorlar. Evet. Peki böyle hiç şey demiyor musunuz? Yani mesela ameliyat sonrası hastalar hakikaten ağır ve zor. Yani böyle ay artık yeter, of gün bitse de eve gitsem. Olmuyor mu? Oluyordur. Yoğunluk olduğu zaman insanız tabii ki de bu tarz şeyler hissedebiliyoruz. Fakat mesaimiz bitene kadar mecburen bu işi yapmak zorundayız. Canı gönülden de yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Bazı böyle tatlı huysuz hastalar var. Çok bunaltırlar insanı. Ben görüyorum. Sürekli soru soran mı? Sürekli soru soran, yaptığınız hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli eleştirel modda yaklaşan hasta tipleri var. Evet. Veya doktora sorulması gereken şeyleri hemşireye sormaları gibi bir şey bu. Asıl doktordan öğrenmeleri gereken bilgileri hemşireye bence daha fazla soruyorlar. Bu yüzden de sıkıntı yaşıyorlar. Şey herhalde, hekimlerden biraz çekiniyorlar. Hemşireleri daha yakın görüyor olabilirler. Günümüzde tabii bir de erkek hemşireler başladı. Evet, bizim hastanemizde de var. Var, gördüm. Yani tuhaf geliyor tabii, daha alışamadık. Bizler bile alışamadık da. Siz alıştınız mı sektörde onlara? Biz alıştık. Bazen cinsiyet ayrımı oluyor. Bayan hastalarımız erkek hemşireleri istemediğinde biz devreye giriyoruz. Bazen de çok ilginç oluyor. Erkek hasta erkek hemşire de isteyebiliyor. Bayan hemşire istemediği gibi. Bizim hastanemizde olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Hemen o ihtiyaçları gideriliyor. Yani. Sağlık sonuçta, bunun cinsiyeti olmaz ki. Kim çözüm üretecekse. Ama işte insanlar tabii biraz farklı düşünebiliyorlar. Peki yani şey mi böyle... Hemşire olmak için tabii önce istemek lazım, o mesleği sevmek lazım, efendim daha soğukkanlı olmak lazım, cesaret lazım da el becerisi. Şimdi ben biliyorum, rahmetli dedem kan alınacaktı. Kendisi 90 yaşında vefat etti. 87 yaşındaydı o zaman. Kan alınacak. Şimdi hemşire hanım işte şey, çok zayıftı. Tabii bulmakta zorlanıyor damarlarını, problem var. En son dedem sinirlendi. Bırak dedi, sen daha bu işi öğrenememişsin dedi. Kolumu delik deşik ettin, bilen biri gelsin diye mesela sitem etmişti. Şimdi burada el becerisi mi önemli olan? El becerisi çok önemli tabii, ama bu da zamanla kazanılacak bir şey. Okulda mesela bunlarla ilgili şey olmuyor mu? Deneyimlemiyorlar sizi? Öğreniyoruz tabii ki de, deniyoruz. 4 yıllık eğitimde 3 yıl staj dönemimiz oluyor zaten. Haftanın belli günleri staj, belli günleri okul oluyor. Birebir uygulamaları yaptığımız için okuldan çıkan bir hemşire teorikten ziyade el becerisinin daha fazla olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü okulda hemşire hanımlar oluyor staj döneminde. Siz okuldan mezun olduğunuzda hastayla baş başasınız. Tabii. Size yardım kimse edecek yok. Kimse yok. Bu yüzden hızlı bir şekilde bunu kavramamız gerekiyor. Ama tabii yapamadığımız dönemler olmuştu ilk mezuniyet yıllarında. Tabii. Daha kıdemli hemşire hanımlardan yardım istemiştik. Tecrübe şimdi uygulamayla oluyor. Evet. Şimdi siz yardım ediyorsunuz, şimdi değil biz, mi? Şimdi biz, evet, yardımcı konumundayız. Ne güzel, yıllar geçtikçe öyle oluyor. Peki, kısa bir reklama gidelim biz. Sonrasında yine birlikte olalım izleyenlerimizle. Nereden geldiğinin ne önemi vardı? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadı. Ya da ne kadar kalacağını. Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini. Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna. Siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz Darül Aceze.
ihlale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler, bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar. Kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi bak televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık. Abi, yaşasın aslanım. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Evet efendim, günaydın da tekrar birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hemşirelik haftası ile alakalı konuşuyoruz efendim. Konuklarımız Özeltepe Hastanesi hemşirelerinden Altınay Efe ve Tuğba Akçakaya. Hemşirelerimizi konuşuyoruz. Onların meslek hayatında yaşadıklarına yer veriyoruz. Tabii şimdi aslında bir nevi hemşirelik ben şey olarak görüyorum. Böyle işte evde anneniz ya da çocuğunuz hastalanır. İşte onu koruyan, kollayan kişi olarak niteliyorum. Niye? Çünkü İşte ağrım geçmediğinde bastığımda ilk gelen, işte odaya girdiğinde tansiyonumuzu ölçtüğünde işte bütün şikayetlerimizi aktardığımız, işte doktora mesaj gönderdiğimiz aracı kurum ve bizi işte şefkatiyle, sevgisiyle sarıp sarmalayan kişiler. Ama bazen mesela şey de görüyorum, böyle diyalog kurmakta zorlanan hastalar ve hemşire arkadaşlar da var. Tabii bazen hastalarına hakikaten böyle nahoş davranışlarda bulunanları da görüyoruz ne yazık ki. İşte az önce dediğimiz gibi herkesin bir özel hayatı var. Onu sorgulamak o anda hasta psikolojisine çok yatkın bir şey değil. Ama sorgulanan başka bir şey var. Hastanelerdeki hijyen konusu. Yani olmazsa olmazımız. Birçok hasta biliyorsunuz hastane enfeksiyonundan hastalanıp tekrar o hastanelere geri geliyor ya da başka yerlerde tedavi görüyorlar. Şimdi bu hijyen konusunda mesela sizin hastanenizde durum nasıl? Ne yapıyorsunuz? Nasıl hijyeni koruyup kolluyorsunuz? Şimdi hijyen konusunda hastanelerde kullanılmak üzere bazı özel ürünler var. Hı hı. Evimizdeki enfeksiyonlardan ayrı hastane enfeksiyonlarına farklı yönelik ürünler geliştirilmiş. Hı hı. Bizim daha profesyonel temizliğimiz oluyor hastanelerde. Ev gibi değil. Evde kullanılan çamaşır suyu, cif gibi ürünler kullanılamaz. Hı hı. Onlar mekanik kiri temizlemiyor. Yani daha derin kirleri temizleyebilen ürünler kullanılıyor. O yüzden bugüne kadar
Yani hastane enfeksiyonu çok nadir rastlanmıştır. Hmm. Hastalar arasındaki temaslarda hemşireler özellikle koruyucu ekipmanlar kullanıyorlar. Yüzey temizliklerinde özel yüzey temizleyici, el dezenfektanlarımız, yatan hasta servisinde her yatağın başında el dezenfektanı var. Bütün koruyucu önlemler alınmış durumda. Ben mesela bir hasta ziyaretine gitmiştim. Bursa'da özel bir hastane. İsim vermek istemiyorum. Bir yakınım yatıyordu. Ama yani bu işi bilen bir kişi olarak dip köşe temizliğin yapılmadığını, günlerce, haftalarca birikmiş kirin orada olduğunu gördüm. Ben özellikle kendi birimimde temizlikleri organize ettiğim için bir hastanenin nasıl olması gerektiğini biliyorum. Oradaki gördüğüm tablo kötüydü. Yani oradaki hastalar enfeksiyona açık. Biz bunları kesinlikle yani uygun görmüyoruz. Özel temizlik ürünleriyle temizletiyoruz hastanemizi. Tabii bir de acil servis sürekli sirkülasyonu olan bir sürekli bölge. Ayak. Evet. Ayak izi. Dışarıdan getiriyoruz yani biz her virüsler, şeyi. Virüsler, mikroplar sürekli dışarıdan ayaklarla geliyor. Lavabolardaki hijyene özellikle belli periyotlarla lavabolar temizleniyor. Tuvaletler için ayrı, yüzey alanları için ayrı. Özel dezenfektanlarımız var. Bunları sağlamak zorundayız hastalarımız için. Çünkü hastane enfeksiyonu bulaşırsa hastalara bunun tedavisi yine bize geri dönecek. Kesinlikle. Yıllar önceydi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde laboratuvarla alakalı bir yakınım benim de tedavi görecekti. Laboratuvara yönlendirdiler. Sonrasında işte idrar vermesi için lavaboya. İnanılmaz kötüydü. Yani o lavaboyu görünce dedim ki insanlar hasta değil, sağlıklı girse buradan hasta çıkar. Yani bir sürü mikrobu alır çıkar. Aynen. Yani nasıl böyle bir şey olabilir bir sağlık kurumundaki üniversite? Sonra bunu gündeme getirmiştik zaten ve akabinde de sağ olsun yetkililer ilgilendiler. Hakikaten insan sağlığı her şeyin başında. Yani bunu hep birlikte organize etmeliyiz. Sadece sağlıkçılardan beklemek değil. Biz de bireyler olarak daha bilinçli yaşamalıyız. Çok bilmiyoruz. Yani mesela yatan hastaya hastanelerde nerede olursa olsun kamuda ya da özelde seviyoruz gıda götürmeyi. Maalesef. Yani zaten hastanede yemekler var. Hastanın yiyeceği, doktorun öngördüğü, yemesi gereken şeyler var. Hani dışarıdan onları alıp oraya getirmek 3 gün kalacak en fazla. Yani sonra yesin. Hayır, biz ille onu alıp götürürüz, hastaya yedirmek için de mücadele ederiz. Sonrasında onların, yani onlar da bir takım bakteriler taşıyor. Dışarıdan gelen işte böcekler, yıllar öncesinde biliyorsunuz devlet hastanelerinde sürekli haşereler vardı. Onlarla mücadele edilirdi. Yani dolayısıyla bizim de bireyler olarak hastaneye geldiğinde efendim ellerinin temizliği, hijyeni, çıkarken yine aynı şekilde onların temizlenmesi, efendim... Aslında tüm hastanelerde galoş uygulaması olmalı. Yani hepimiz ama hasta olarak ama ziyaretçi olarak geldiğimizde galoşları giymeliyiz. Hastalara olabildiğinden daha az mikrop taşımaya gayret etmeliyiz ama daha o bilinç bizlere yerleşmedi toplum olarak sanırım. Evet. Yani galoş da onu giy çıkar belli bir zor zaman. Geliyor. Evet, işte onu çöpe atmıyor, gidiyor başka yerlere atıyor. Evet. Kullanım açısından kolaylık sağlamadığı için biz dezenfektanlarla işi çözüyoruz. Hı-hı. Her koridorda en az bir adet dezenfektanımız asılı. Hasta başlarında sürekli dezenfektanlarımız asılı. Birçok hasta bilmiyor, biliyor musunuz onun ne olduğunu? Ya bir de o var yani. Orada duruyor ama hani bazı hastalar özellikle ya da ziyarete gelenler ya da muayene için gelenler özellikle arıyorlar dezenfektan nerede diye. Ama birçoğu da onun ne olduğunu bilmiyor. Kurcalıyor, kokluyor, elini alıyor, sıkıyor. Hatta bazıları kullanamıyor falan böyle. Yani o yüzden hani toplumu bilinçlendirmek adına hep böyle bu anlamda kamu spotları ve eğitimler verilmeli. Ya da işte bizlere düşüyor mutlaka elinizi çıkarken dezenfektandan geçirin demek lazım. Ama şey çok kuralcı değiliz. Kurallara uyan bir millet değiliz. Bunu mesela en çok şeyde acilde siz yaşıyorsunuzdur. Sıraya girme işte bir önceki hastanın birkaç dakika içeride uzun süre kalmasına verilen tepkiler bunların en somut örnekleri değil mi?
Aynen. Maalesef her yerde olduğu gibi hastanenin acil serviste de sıra beklemek istemiyor hastalarımız. Aynı sırada 3 hasta olduğu zaman öflemeye püflemeye başlanılıyor. İçeride ne yapılıyor diye söylenmeye başlanılıyor. Ama muayene odasına kendileri girdiklerinde dışarıdaki hastaları düşünmüyorlar. Sorular üzerine sorular soruluyor doktorlara. Muayene süresi uzatılıyor. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sizlere peki şey mi? Mesela yatan hastalarda operasyon sonrası nasıl diyaloglar yaşıyorsunuz? Yani biraz daha böyle nekaat dönemi bitip daha iyiye gitmeye başladıklarında huysuzluk mu ediyorlar, şirinlikler mi yapıyorlar? Ameliyat süreci bitti, hasta yürümeye başladı, daha normal yaşantıya geçmeye başladığı zaman hastalarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz aslında, tam tersi. Yani problem yaşadığımız hasta yakınlarıyla bile hasta iyiye gittiği zaman, yürüdüğü zaman, kendi ihtiyaçlarını giderdiği zaman onların da tepkileri farklı oluyor bize karşı. Onlar da teşekkür edebiliyorlar. Çünkü ameliyattan ilk geldikleri zaman hasta yakınları bayağı endişeli oluyorlar ve büyük operasyonlar olabiliyor, kanser vesaire. Onları da anlamak lazım. Ama dediğim gibi hastanın durumu iyiye gittiği zaman bize de olumlu tepkiler geliyor. Biz de iyi oluyoruz. Ama koridorda tabii yürüdüğü zaman nasılsınız, iyi misiniz, bugün daha iyisiniz, hani hastayı da motive edici oluyoruz. Ama tabii her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. Bazen duyuyorum ben mesela geldiğim zamanlarda, farklı kurumlarda, seni şikayet edeceğim, seni buradan attıracağım diye bağıran hastalar ya da hasta yakınları da var. Evet, değil karşılaşabiliyoruz. Her şey yani günlük çok fazla değil ama karşılaşıyoruz, evet. Şey mi, yani onlar da böyle, biz biraz ilgi şımarığı insanlarız yani, özellikle hastayken herkes öyledir. Biraz daha fazla ilgilenilsin ister kendisiyle. Tabii. Sanırım ondan kaynaklanıyor. Evet. Peki şey mi, bir hemşire mesela yatan bir hasta için ameliyattan, operasyondan çıktı. Birinci günü geçti, ikinci gün. Hani rutin olarak kaç kez hastaya gider? Zaten belli aralıklarla tansiyon ölçümü yapıyoruz. İhtiyaç halinde zaten sürekli gidiyoruz. Hı-hı. Hani hasta tuvalete gitmek istediği zaman, işte serumuyla alakalı sıkıntı yaşadığı zaman veya belli aralıklarla tedavileri var. Sürekli girip çıkıyoruz. En aslında çok da şey, hani belli mi? Bir saat değil ama sürekli girip çıkıyoruz. Tabii. Serumla ilgili çok sıkıntı serumla oluyor. Serumla alakalı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hasta yürüdüğü zaman işte seruma geri gelen bir kan. Bizim için kan geliyor hemşire hanım diye panik yapan hasta ve hasta yakınları. Durumu izah ediyoruz. Hasta yürüdüğü zaman yeri geliyor serumuna çıkarıyoruz. Yeri geliyor serumla yürüyor. O şekilde. Valla tabii her anlamda zor. Yatanı da, polikliniğe geleni de, efendim ameliyat olanı da, olmayanı da, insanoğlunun herhalde bu şey yapısal özelliği. Tabii. Biraz memnuniyetsizlik boyutumuz daha yüksek. Yani memnun olma ya da işte ya evet burası bana çok iyi hizmet etti gerçekten dese bile içinden, bunu çok fazla dışarıya belli etmeyen yüzlerce binlerce insan var. Niye? Yani diyor ki onun görevi tabii ki yapacak, evet, diyenler de var. Bazen yüzünüze demiyorlardır belki ama arkadan ya da kendi yakınlarıyla bunların sohbetini yapan pek çok kişiye rastlıyoruz. Peki hasta boyutu böyle de hekimlerle nasıl diyalog kuruyorsunuz? Anlaşabiliyor musunuz? Hekimlerle bir ekibiz. O yüzden mecbur anlaşmak zorundayız. Hekim orderını yazar, hemşire uygular. Hasta ile ilgili herhangi bir sapma, olumsuz bir gelişmeden sonra hekimle sürekli irtibat halindeyiz. Hastanın bütün şeylerini hekime aktaran aracısınız aslında. Evet, evet, hemşiredir. Hastaya daha fazla temas eden, daha yakın takip yapan hemşire. Bu yüzden hasta ile ilgili daha çok bilgisi olan da hemşire olduğu için hekimi bazı durumlarda biz uyarırız. Hocam böyle bir durumu da vardı hastanın. Böyle bir sıkıntı gelişti. Yani hekimin sorgulayamadığı bazı şeyleri hasta bize anlatır uygulamalarda. Biz tekrar döner hekimimize, hastamızın ilaç alerjisi varmış, değiştirelim mi tedavisini gibi önerilerde de bulunuyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz hekimlerle. Evet, yani sağlıkçının saati yok aslında. Yani hani hastaneden çıktınız gittiniz 9,5 saat sonra orada bitmedi. Yani bir şekilde devam ediyor ama hekimle, ama hastayla, ama hastaneyle bir şekilde diyaloğunuz hep var. Evet. Ertesi sabaha kadar. Tabii nöbet sistemi de var değil mi? Nöbet sistemi var ama biz sorumlu hemşire olduğumuz için sadece gündüz çalışıyoruz. Nöbetleri biz organize ediyoruz. 7/24 hizmet halinde hastanemiz diğer hemşirelerimizle.
Evet, bütün hastanelerde olduğu gibi. Peki şey mi, yani böyle Türkiye koşullarına baktığımızda, çalıştığınız kurumla alakalı değil mi? Türkiye geneline baktığımızda genç arkadaşlarımıza bu mesleği tavsiye eder misiniz? Ben tavsiye ederim. Yani özellikle insan ilişkileri kuvvetli olan, diyalogları düzgün olan kişilerin bir de el becerisini geliştirirse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hemşirelik kelime anlamıyla zaten kardeş, kız kardeş anlamına geldiği için aileden biri gibi görülüyoruz. O yüzden yapılabilir, ben öneriyorum. Mesela daha genç Tuğba Hanım, siz önerir misiniz? Şimdiki jenerasyon biraz daha yardım etmeyi sevmiyor sanırım. Evet, o yüzden insanlar daha çok para mantığıyla ilerliyor. Tabii ki de severek işini yapmak isteyenler var. Yani para kazanmak isteyenler var. O yüzden daha kolay yoldan para kazanmak isteyenler. Daha kolay yoldan, evet aslında. Tabii ki de tavsiye ederim. Biz bu işi severek yapıyoruz. İnşallah bir sonraki nesil de bu işini severek yapar, tercih eder. Ama eminim etmeyenler de olacaktır. Tabii bu bütün meslek çünkü, grupları için geçerli. Daha fazla sorunlar yaşanıyor. Sağlıkta artık şiddet, evet, sözel şiddet, evet, fiziksel şiddet. Evet. O yüzden insanların artık doktor olma bile, doktor olma isteme ihtiyacı bile daha farklı. Dün bir okuldaydım, çekim yaptık 19 Mayıs için, özel çekim. Gençlerle buluştuk, lise ve orta son öğrencileriyle. 6 tane arkadaşımız vardı, 4 tanesi tıp fakültesine gitmek istediğini, hedeflerinin ne olduğunu söyledi. Hatta şey, hani ihtisas alanlarını bile belirlemişler. Tabii şaşırdım, hani uzun bir süreyi gerektiriyor çünkü tıp okumak. Niye dedim hani bu kadar şeyi göze alıyorsunuz? Yani orada mesela bir genç bayan arkadaşımızın şeyi güzeldi. Ben insanlara yardımcı olmak istiyorum dedi. Onlara şifa vermek istiyorum dedi. O yüzden ben tıp okuyacağım, cerrah olacağım ve onları iyi edeceğim dedi. Şimdi o yaşta bir arkadaşın hakikaten bu dönemde Z kuşağı, evet, diyoruz ya onlara, biraz daha hani farklı görüyoruz. Daha rahat gibi geliyor bize ama o tanımlaması benim çok hoşuma gitti ve diğerlerinin de mesela hepsinin işte kimisi cerrah olmak istiyor, kimisi nöroloji uzmanı olmak istiyor falan böyle hedefleri var. Hani ben hekim olacağım ama pratisyen kalacağım diyen olmadı. Hep bir uzmanlık alanı hedeflerindeler ve yola öyle çıkmışlar. Şimdiden onun için araştırmalar yapıyorlar, onun için çalışmalar yapıyorlar. Bu sevindirici boyutuydu. Tabii kaç tane de kaç tane onu bilemem. Ama mesela bir tanesi inşaat mühendisi olmak istediğini söyledi. Bir tanesi daha henüz karar veremediğini, annesinin ve babasının öğretmen olduğunu ve babasının kendisine vasiyeti olduğunu, sakın oğlum öğretmen falan olayım deme, hatta devlet memuru olayım deme, sürünürsün demiş. O onun kulağına küpe olmuş ve diyor ki ben o yüzden hedefimi henüz belirleyemedim, biraz daha düşüneceğim diyor mesela. Şimdi onlara baktığımda hani kendimi düşündüm. O yaşlarda ben ne düşünüyordum acaba diye. Evet, hepimizin aslında o yaşlarda bir hedefi var. Yani daha doğrusu sempati duyduğumuz meslek dalları vardı. Onların da mesela işte tıbba ilgi duymaları biraz şey güzel geldi bana. Ve şey dedim, hani çok fazla var. İşte öğretmen atanamayan bir sürü öğretmen var. Pek çok sağlıkçı, işsiz. Dedi ki işinizi iyi yaparsanız sizi bulurlar. Haklı. Değil mi? Evet. Temeli iyi yapmak. Ne işi yaparsanız yapın. Evet. İsteyerek. Değil mi? Eğitimini güzel tamamlayıp, kendini bu konuda geliştiren doktorlarımız. Mesela pratisyen hekim olup bilgisi, becerisi bir uzman doktor kadar olan hekimlerimiz var. Tabii, tabii. Okuyarak, araştırarak kendini donatıyor. Peki hemşirelikte şey mi? Yani okul bitti, uygulamaya geçtiniz, işe girdiniz. Olay bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bizim de hastanemizde dönem dönem hizmet içi eğitimlerimiz oluyor. Birim bazlı, işte hastane genelinde verilen eğitimler. Mesela bir acil hemşiresinin en az yılda bir kere kardiyopulmoner resütasyon, yani yeniden canlandırma eğitimini alması gerekiyor. Yani sağlıkta kalite standartları gereği bunu her acil hemşiresinin yılda bir kere alması gerekiyor. Bizim yıllık eğitim planlarımız var. Kalite standartlarının gerektirdiği zorunlu eğitimler, ayrıca bizim hasta portföyümüze göre kendimizi geliştirmek adına verdiğimiz eğitimler var. Sürekli eğitimleri yenilediğimiz zaman, yenilikleri takip ettiğimiz zaman kendimizi geliştirmiş oluyoruz.
Anladım. Eğitim bitmiyor. Eğitim bitmiyor, evet. Ama evet. Hani kurumların verdiği seminerleri takip ederek kendinizi geliştiriyorsunuz, tabii. Değil mi? Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanıyor. Hı-hı. Bir de mevzuat yayınlandığı zaman yeni bir uygulama, yeni bir tedavi yöntemi, bunun hemşirelik bazını biz alıyoruz. Kendimiz uygulayarak ya da eğitim vererek hemşirelerimize yapıyoruz eğitimlerimizi. Peki bu kadar hengamenin içinde kendi sağlıklarınızı nasıl koruyorsunuz? O Allah vergisi. Yani hiç kolay bir şey değil. Bir kere sürekli ayaktasınız, yani koşuşturma halindesiniz. Pek çok bakterinin içerisindesiniz sonuç itibariyle ve o kadar gelen giden insanla muhatap oluyorsunuz. Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Şimdi üst solunum yolu olan hastalara, hı hı, ilk yaklaşımda mutlaka biz acil serviste hastayı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hı hı. Hastanın öksürüğü, hapşırığı varsa üst solunum yoluyla bulaşacak bir hastalığı olduğunu düşünerek maskeyle yaklaşıyoruz. Hı hı. Şimdi hastaya damar yolu açacaksak, eğer kan alacaksak, bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi kendimizi koruyoruz, eldiven takıyoruz. Hı hı. Her uygulama öncesi ve sonrası mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Hastaya cerrahi bir girişim yapılacaksa eğer, koruyucu ekipmanlarımız var. Cerrahi önlük, cerrahi gözlük, hı hı, gerekirse maske, bone, bunlar da kullanılıyor. Bu tür uygulamalarla kendimizi koruyoruz. Yani böyle bir hani takviye, ilaç alma gibi koruma yolları var mı? Yok. Ben hiç almadım ilaç. Hı hı. Çünkü hani hakikaten mikrobun içerisindesiniz her türlü. Şimdi bu son iki kış döneminde influenza virüsü çok yayıldı. Hı hı. Özellikle A ve B grubu çocuklarda ve yetişkinlerde. Birçok hastamız ayaktan bunu atlatamadı, hastanelere yattı. Aramızdan bazı sağlıkçı arkadaşlar da hastaneye yatıp influenza virüsü tedavisini gördü. Ağır geçen bir hastalık, hı hı, ama yani ne kadar koruyucu ekipman da kullansak bir yerde bizi buluyor. Tabii. Hastanede olmasa bile AVM'lerde, kapalı ortamlarda. Tabii, toplu ulaşım araçları. Aynen. Yani bu sene sağlıkçılarda influenza yaygın bir şekilde geçti. Evet, çünkü taşıyoruz yani bir şekilde bir yerden bir yere hastalıkları taşıyoruz. Evet. Acil servise gelirsek eğer mesela gün içerisinde, günün her saatinde ambulanslar sürekli sesli bir şekilde taşıma görevi gerçekleştiriyorlar. Bir şeyin mesela ambulansın aldığı hasta, yani hastaya gitmesi ve hastaneye geri gelmesi süresi tabii çok önemli. Çok önemli, evet. O ambulansın içerisinde görev alan sağlık ekibinin de nitelikli. Yani onlar biraz daha farklı insanlardan oluşuyor galiba, değil mi? Evet. Daha deneyimli. Bizim hastanemizde de acil yardım ve kurtarma ambulansımız, hı-hı, var. Kırmızı şerit dediğimiz. Tam donanımlı. Bu ambulansın organizasyonunu da ben yapıyorum. Hı-hı. Ambulansımızın nöbet listesi var. Doktorları ve acil tıp teknisyenleriyle görev alıyor. Hasta başvurusu önce telefonla yapılıyor. Hastanın tıbbi öyküsünü dinliyorum. Bu hastanın tıbbi öyküsüne göre ekip, ilaç, işte hekim, hemşire seçimini yapıyoruz. Çok acil bir durum varsa 3 ile 5 dakika arasında hastaya ulaşıyoruz. Hasta kronik bir hastaysa, nakil sağlayacaksak normal hızda sirensiz, hı-hı, gidebilir. Hı-hı. Peki bu tıbbi öykü dediğiniz şey nedir? Şimdi hastanın geçmişi, anamnezini, hı-hı, telefonda kısaca alıyorum. Hangi şikayetle bizi aradığını, bilinci açık mı, sözel uyarıya yanıt veriyor mu? Bunlar ilk bizim kriterlerimiz. Hmm. Hasta uyku halinde mi, bilinci açık mı, kendini ifade edebiliyor mu? Bunlar varsa stabil hastadır. Bunlardan birisi yoksa eğer daha hızlı hareket etmemiz gereken bir hasta. O yüzden siren açarak daha hızlı bir şekilde gidiyor ambulansımız. Anladım. Genelde galiba hep öyle hastalar var. Sirenler sürekli çalışıyor çünkü. Özellikle 112'nin. Evet. 112'nin hastaları sürekli. Evet, sürekli siren çalarak. Bir de artık şey var değil mi? Mesela 112 ambulansları her tür hastaneye hastaları dağıtıyorlar. Tabii ki. Neye göre planlıyorlar bunu? Şimdi dün bize bir vaka getirdiler. Hı hı. Hastayı evde baygın bir şekilde buluyorlar. Hastanın solunumu yok. Hı hı. Bu durumda ilk müdahaleyi hemen hızlı bir şekilde yapıp en yakın hastaneye ulaştırması gerekiyor. Hmm. Bizim hastanemizde en yakın hastane olduğu için
Bazen vakit varsa haber veriyorlar. Hı hı. Şu durumdaki bir hastayı getiriyoruz. Hazırlıklı olun. Hı hı. Dün mesela çok spontan gelişmişti. Kalbi ve solunumu durmuş bir hastayı hızlıca en yakın hastaneye getirme gereği duydular ve bizim acil servisimize getirildi. Hı hı. Tabii bu esnada hasta kaybedildi ama anestezi uzmanı, kardiyoloji uzmanı, acil hekimi hemen başına gelerek müdahaleyi yapıyor. 112 daha uzak bir hastaneye götürmeye kalkarsa hastayı kaybedilebilir hasta. Anladım. O mesafeyi onlar ayarlıyorlar. Evet. Bulundukları yere göre evet. En yakında ne varsa ona gidiyorlar. Tabii bir de bu şey çok fazla artık günümüzde kalp krizi vakaları çok sık yaşanıyor. Bir de az önce dediğiniz gibi işte hasta mesela ambulansta ya da öncesinde işte eks oluyor. Ama bazı hastalar mesela o ilk müdahalelerle tekrar geri dönebiliyorlar. Evet. Bu da şey tabii bir başarı özellikle de mesela bunun ambulanslarda gerçekleşmesi hasta yakınları tarafından çok önemseniyor. Ve insanlar tabii hayata geri döndürdükleri için onlara daha böyle bir minnet duygusuyla yaklaşıyorlar. Benim bir yakınım geçtiğimiz birkaç ay öncesinde 20 dakika kadar kalbinin durduğu söyleniyor. Yapılan müdahaleyle, ambulansta yapılan müdahaleyle tekrar geri döndürüldü hasta. İşte bir süre yoğun bakım tedavisinden sonra şimdi gayet iyi. Ben hatta şey demiştim yani 20 dakika bu. 20 dakika insanın kalbinin durması ne demek? Nasıl geri gelir? Ancak filmlerde görüyoruz ya sürekli. Oluyor. Ama oluyormuş. Eğer oksijensiz evet. kalmadıysa evet, beyin, evet, o müdahale hiç bırakılmadan devam edildiyse... Ben de yarım saatten sonra dönen hasta gördüm. Neredeyse bırakacaktık artık hasta dönmeyecek diye. Genç o hastalarda daha çok müdahale ediyoruz. Ama 30. dakikada dönen hasta gördüm. Çok ilginç. Yani hiç hipoksik kalmadı. Hastanın oksijeni kesilmedi, müdahalesi kesilmedi. Ve 30 dakika sonra döndü hasta. Ya işte olunca oluyor demek ki. Ama evet. Şey hani... O süreyi ve süreci tamamlamak tabii sağlıkçının yani o anda mesela hekim de olmayabilir. İşte hemşire yardımıyla bunlar gerçekleşebilir. Ama o süreyi hani bıkmadan, usanmadan o tempoyu devam ettirmek çok kolay olmasa gerek. Aynen. Hastayı aldığımızdan itibaren yani hekim tamam dönmedi artık diyene kadar hemşire özveriyle çalışıyor. Evet. Bırakmamamız gerekiyor. Yani dönmeyecek dediğimiz hasta bile bazen dönebiliyor. Ne güzel bir şey. Yani insanları tekrar hayata döndürmek hakikaten çok keyifli bir şey olsa gerek. Ama bir o kadar da stresli. Tabii ki stresli. O anlar. Tabii. Yani gerçekten çok yoğun bir stres altındasınız. İşte ameliyat sonrası hastalarda mesela her şey çok da stabil olmayabiliyor. Tabii ki de. Ameliyat sonrası kaybedilen hastalar da olabiliyor. Tabii ki de. Hı hı. Şey mi böyle mesela daha çok yeni olduğunuz için soruyorum. Kaybettiğinizde hastayı ne hissediyorsunuz? Aslında mesela o an hasta kötüyse ve o hastaya müdahale ediyorsanız gerçekten o an her şeyi unutuyorsunuz ve hastayı düşünüyorsunuz. Hmm. Yani bir insana müdahale ediyorsunuz ve bir can kurtarmaya çalışıyorsunuz. Mesela hastayı kaybettik diyelim. Hı hı. İşte asıl hasta yakınlarının o feryat, figanı, üzüntüleri işte o zaman insan asıl etkileniyor. Değil mi? O ana kadar biz içerideyken hiçbir şey yok. Hı hı. Müdahale ediyoruz canla başla, hiçbir sıkıntı yok. Fakat işte hasta yakınlarının o bağırışı, çağırışı, ağlamaları işte o zaman etkileniyoruz. Hani biz de üzülüyoruz. Tabii insansınız sonuçta yani makine değil, mekanik değilsiniz. Ama tabii şey var yani evet tanımadığınız birini bile kaybetmek. Biz de mesela hastanelere geliyoruz, görüyoruz. Ben hastane muhabirliği yaptım yıllar öncesinde. O zamanlar tabii böyle değildi. Hiç unutmuyorum morga gidiyorduk biz gazeteci olarak o yıllarda. Ölen kişinin kimliğinden fotoğrafını çekip haber yapacağız. Ve o kadar şeydi ki yani o morg kapısına gelene kadar tüylerim ürperirdi. Hiç tanımadığım biri bile olsa o kadar üzülürdüm ki fotoğrafını çekerken o kişinin kimliğinden. Ya işte çok da gençmiş, yazık olmuş falan diye böyle tanımadığınız birine bile üzülüyorsunuz. Ki tabii. Siz dokunuyorsunuz, onu tedavi etmeye çalışıyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz belki. O yüzden kayıp vermek zor. Tabii ki zor. De. Yani değil mesela mi? Yatan hasta için düşünürsek biz... Bir hafta, 10 gün vakit geçirdiğimiz oluyor o hastalarla. Tabii. Ve onu kaybetmek gerçekten bir anneni, bir kız kardeşini kaybetmek gibi bizleri üzebiliyor. Tabii, paylaşımda bulunuyorsunuz sonuç itibariyle. Evet, neyse güzel şeyler konuşalım. Hadi bir reklam arası daha verelim, sonrasında tekrar birlikteyiz.
nereden geldiğinin ne önemi vardı? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadık. Ya da ne kadar kalacağını? Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini? Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna? Siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz Darül Aceze. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi bak televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyun artık. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Günaydın da tekrar birlikteyiz efendim bugün. Hemşirelerimizle beraberiz. Neden? Çünkü 18-22 Mayıs tarihleri arası hemşirelik haftası. O yüzden Özeltepe Hastanesi hemşirelerinden Altınay Efe ve Tuğba Akçakaya ile birlikteyiz. Evet, tabii hemşirelik güzel. İnsanlara hizmet etmek, yardımcı olmak, onları sağlıklarına kavuşturmak için performans sergilemek keyifli. Ama tabii bir de sonuçta sizler de bireylersiniz. Yani hastaneden çıktınız, çocuklarınız var, annesiniz, efendim eşsiniz. Nasıl geçiyor hayat? Çok yoğun bir tempo yani. Orada bitmedi. Bir de ev modu var. Şimdi hastanede bir yoğun tempoyla çalışıyoruz. Hı-hı.
Eve gidiyoruz. Çocuklarımıza yemek, yataklarını, kıyafetlerini, okul çantalarını, her şeyini hazırlamak zorundayız. Doğru. Benim iki iş hayatım var. Bir evdeki iş hayatım, bir hastanedeki iş hayatım. Doğru. Tuğba Hanım şanslı. Evet. Bazen eve gittiğimde hiç üstümü değiştirmeden mutfağa giriyorum. Çünkü tabii, çocuklar aç, yemek Doğru. bekliyorlar. Doğru. Hemen yemeklerini hazırlayıp vermem gerekiyor. O da benim bir görevim. Hani nöbeti, gece nöbetleriniz yok, daha rahat en azından. Geçtiğimiz yıllarda tabii ki nöbetimiz vardı. Ona göre yaşantımızı sağlıyorduk. Tabii. Gündüzden yemeklerini hazırlayıp bırakıyorduk. Kıyafetlerini hazırlıyorduk. Yataklarını hazırlayıp bırakıyorduk. Şimdi tam tersine döndü. Ama en zoru da herhalde çocuklarınızı hasta bırakıp göreve gitmek olsa gerek. Evet. Değil mi? Benim çok oldu mesela. Çocuğum hasta. Hı-hı. Evde bıraktım babaannesini. Hı-hı. Ve hastaneye gitmek zorundayım. Yani izin alsam ne kadar alabilirim? Tabii. Birkaç saat, bir gün. Ertesi günde hemen hastalık geçmiyor. Doğru. Çocuğu o şekilde çoğu zaman bırakıp babasına emanet edip ilaçlarını, saatlerini ayarlayıp Hı-hı. çok çalıştığım dönemler oldu. Evet, zor. Peki şey mi, yani böyle sağlıkçı olmanın huzuru, mutluluğu yanında, ya işte ben sağlıkçıyım ama kendi çocuğuma bile faydam olmuyor ya da kendi ailemde insanlara istediğim kadar destek olamıyorum diye böyle kendinizi üzdüğünüz zamanlarını da mutlaka yaşamışsınızdır. Evet, babamın bir hastalık dönemi olmuştu. Geçmiş olsun. Sonra kaybettik, sağ olun. Evet, babamı evet. kaybettik. Yani öyle durumlar oldu ki elimizden hiçbir şey gelmedi. Hı hı. Yoğun bakıma girdi 4 defa. 2 kez ciddi operasyon geçirdi. Yani her şey takdiri ilahi. Hiç elimizden gelmeyen şeyler oldu. Hastayı kaybettik. Yapılan Doğru. tüm müdahalelere rağmen. Yani faydamız olsaydı önce ben babama faydalı olmak isterdim. Çünkü en yakınımdı Tabii, o. Tabii en sevdiğimiz. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm her şeyi elinden geleni yaptı. Ben de görüyorum, olayın içindeyim. Hı-hı. Eksik bir tedavi yok, yanlış bir tedavi yok. Ama takdir-i ilahi, bazen hastalarımız da kendi yakınlarımız olduğu gibi kaybedebiliyoruz. Öyle, kimse ölümsüz değil sonuç Tabii itibariyle. Ki. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Benim de mesela rahmetli babam grip olmuştu, soğuk algınlığı. Ama yatağa düştü. Eve hekim geldi, işte baktı, etti falan. Serum verdi kendisine direnci yükseltmek için. İçerisine dahil ettiği glikoz babamda gizli şekeri tetiklemiş. Mesela gizli şekerden komaya girdi ve kaybettik babama. Hani gripten insan ölür mü diyorlar? Ölmez. Evet. Sebep. Yani evet, altta yatan başka bir sebep evet. varmış. İşte gizli o yüzden varmış. Hastalarımıza diyoruz ki belli periyotlarla kendinizi Hı-hı. muayene ettirin. Tahlillerinizi yaptırın. Sürpriz olarak bazen şeker hastalığı çıkabiliyor, tansiyon Hı-hı. hastalığı çıkabiliyor. Halbuki 6 ayda bir tahlillerimiz yenilense, tansiyonumuzu, şekerimizi ölçtürsek belli bir yaştan sonra rutin yapmamız gerekenler var. Bunları yaparsak bize sürpriz olarak çıkmaz. Doğru. Yani, ama o bilinç yok bizde yok. Biraz. Hastalanmadan evet. hastaneye gelmiyoruz. İlle bir yerden bir SOS gelecek, ondan sonra hastaneye gitmeyi tercih ediyoruz. Hatta bazıları onu bile reddediyor. Maalesef Türkiye'de bu şekilde. Yani Avrupa ülkelerinde bu şekilde olmadığını duyuyoruz tabii Hı-hı. ki. Bazı eğitimlere gittiğimde ben yurt dışından gelen hemşirelerle karşılaştım. Hı-hı. Yani aile hekimleri orada evleri ziyaret ediyor. Gebe muayenelerini Hı-hı. evlerinde yapıyorlar. Çocukların kontrolleri, aşıları için köylerde özellikle hasta doktorun ayağına değil de doktor hastanın ayağına gidiyor. Belki oradaki hasta ve kişi sayılarından kaynaklanıyor. Bizim ülkemizde bunlara yetecek hekimler yok. Hala hekim açığımız olduğunu duyuyoruz. Öyle maalesef. Bazı 112 noktalarında hekim yok. Hı hı. Artık paramedikler yetiştirildi. Ülkemizde hekim açığı olduğu için ve hastalarımızda da tam bir bilinç oluşmadığı için maalesef biraz daha geride kalıyoruz. Tabii, mesela kronik hastalıkları olanlar, mesela tansiyon, diyabet gibi, onlara doktorlar belli periyotlar veriyor. Diyor ki işte şu kadar zamanda tekrar gelip tahlillerinizi yaptıracaksınız falan. Onlara bile uymuyorlar. Yani diyor ya, iyiyim ben, bir şeyim yok deyip evet. geçiştirenler var. Şimdi mesela antibiyotik tedavisi Hı-hı. kesintisiz sonuna kadar kullanılması gereken evet. bir tedavi. Hasta bunu almıyor, yarıda bırakıyor. Şimdi kamu spotları oluşturuldu. Hı-hı. Gereksiz yere ilaç kullanılmasın, antibiyotik kullanılmasın.
Tabii ki kullanılmasın. Hasta gidip kendi kafasına göre almasın. Artık alamıyordu hekim, zaten. Tabii ki. Hekim muayene etti. Hı hı. Hastanın bir enfeksiyonu var. Boğaz enfeksiyonu var. Başka bir enfeksiyonu var. Ona uygun yazdı. Belki tahlil yapılarak, belki muayeneyle. Ona rağmen hasta almıyor ve iyileşemedim diye tekrar geliyor. Eğer ilacınızı düzgün zamanda kullanmazsanız tabii ki iyileşemezsiniz. Doğru. Gerçi biraz da millet olarak fazla ilaç bağımlısı haline geldik. Bazıları da acayip böyle ilaç kolik modunda geziyorlar. Çantalarında taşıyorlar falan ve sürekli ilaç alma gereği hissediyorlar. Ya işte sağlık aslında çok geniş bir yelpaze. İşte yeme içmeden başlayıp kendi vücudunu tanımak, sağlıklı yaşam için bazı koşulları kendimizin oluşturması gerek. Yani yürüyüş yapmıyorsanız, bir sporla uğraşmıyorsanız, ne bileyim doğru dürüst beslenmiyorsanız, sürekli böyle protein ağırlıklı ya da ekmek bazlı yiyor, içiyorsanız, hani hastalık kendiliğinden zaten koşa koşa size doğru geliyor. Hekime gittiğinizde de zaten size bunları söylüyor. Diyor ki diyet yapacaksın, şunları hayatından çıkaracaksın. Hani hep üç beyaz vardır ya, uzak duracaksın. Ben öyle hasta şeyler görüyorum ki yani hekime gitmiş, kendisi uyarı almış, hala elinde tuzluk, sürekli yemeğin üzerine tuz ekeleyen insanlar var. Evet. Yani diyorsun ki ya bak doktordan geldim, sana bu yasak dendi. Ama nasıl söyleyeceğim? Ya ölmek kurtuluş ama bir de çekmek var. Yani o sürece kadar neler genelde yaşayacağını... Öyle oluyor sürekli. Değil mi? Sıkıntısını yaşıyor. Sürekli yiyor. Yani bu kilo olarak da dönebilir, hastalık olarak da dönebilir kişiye. Tabii, sadece kilo değil mesele. Aynen, yani bizim de biraz fazla kilomuz var da. Şimdi örneğin diyetisyene gidiyorlar. Diyet yapamıyorum deyip bırakılıyor. Yani irade meselesi biraz. Yani ağzımızı tuttuğumuz zaman kilomuz da gider, sağlığımız da normale döner. Ben çoğu hasta biliyorum, yürüyüş yaparak, tuzu keserek tansiyonlarını kontrol altına aldı. Tabii, yani bu vücut bir makine. Evet. O makineyi de biz kodlarına göre kullanabiliriz. Ya bir de şey var tabii, yani çok yaygın bir şekilde sigara tüketimi var. Geçtim onu, bir de acayip kimyasal yüklü nargile tüketimi başladı ülkemizde. Ve Bursa'da da bunu çok yoğun görüyoruz. Ve insanlarda sürekli işte KOAH mesela hastalığı daha ön plana çıkmaya başladı. Sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Mesela acil serviste en çok karşılaştığınız vakalar neler son dönemlerde? Şimdi yaza doğru KOAH sıkıntıları azaldı. Kış döneminde özellikle solunum sıkıntısı. Gerek çocuklarda bronşit, bronşiyolit, yetişkinlerde astım, KOAH, akciğer hastalıkları. Bu kış çok yoğun bir şekilde geçti. Hava kirliliği etken tabii. Evet. Yani gündüz acil servisler doldu, taştı. O kliniklerde derece hastalar yatacak yer bulamadı. Randevulu bir şekilde çalıştık. O mesela derece yoğun. Evet. Hastaya diyoruz ki şu numaradaki hasta bu saatte taburcu olacak. Siz o saatten sonra gelin. Devlet hastanelerine yönlendirdiğimiz hastalar oldu. Oradan tekrar bize geri döndüler. Oralarda daha fazla yoğunluk var ve sırada bekleyen hastalar var. Kış dönemleri şu son 2 yıldır çok yoğun geçti. Gençlerde, çocuklarda influenza, yetişkinlerde KOAH, bronşit, astım çok yoğun geçti. Şimdi yaz dönemi giriyor. Yaz dönemi daha rahat geçiyor değil mi yaz dönemi sağlık açısından? Şöyle yaz döneminde işte ishaller, rotavirüsler, yine salgın. Rahatlık yok. Evet. Yani mevsime göre hastalıklar çeşitleniyor. Doğru. Bu bahar döneminde alerji, gene evet, astımı tetikleyen alerjiler. KOAH olan hastaları yine tetikliyor bir nebze. Yaz döneminde de özellikle çocuklarda rotavirüs ve yaz ishalleri. Bu herhalde şey beslenmeyle alakalı. Beslenme ve mevsimsel. Yani mevsime göre sular ısındıkça bakteri oranı artıyor. Doğru. Denizlerdeki sular ısındıkça bakteriler artıyor. Özellikle yediklerini güzel yıkamadıkları sürece meyveler de kirli bir şekilde tüketildiğinde daha kolay bulaşıyor hastalar. Tabii bir de artık hep kimyasallarla yaşıyoruz ya, bütün meyveler, maalesef, sebzeler hepsi kimyasal ilaçlamayla. Dün gece saat 1'i çeyrek geçiyordu, yani bir baktım şey sokaklarda ilaçlama yapılıyor. Ya böyle o saatte tamam insanlar el ayak çekilmiş ama sonuçta bir Ramazan ayındayız ve hani erken uyuyup sahura kalkılıp sonra tekrar işe gidecek binlerce insan var. Ve hani resmen böyle püfürt püfürt geçiyor. Orada balkondaysanız, yoldaysanız, yanından geçiyorsanız direkt onu yutuyorsunuz yani ister istemez.
Şimdi meyve sebzelerde de aynı şey olduğunu duyuyorum. Benim dayım ziraat mühendisi. Hı hı. Yani aşırı derecede ilaçlama yapıldığını, beyaz gübre, kimyasal aşırı derece yapıldığını, yoksa verim alınamıyor. Yani bir ton üretmek yerine iki ton üretiliyor. Çürümesin meyveler, işte sağlıklı olsun diye. Tam tersi daha sürekli, çok çürüyor ama. Yani çürüyor ve hastalık oluşturuyor tabii ki. Evet, yani baktığımızda istatistiklere gerçekten çok ciddi anlamda, özellikle bu kimyasallar yüzünden hasta sayısı arttı. Maalesef. Ay, güzel şeyler konuşmak isterdim ama tabii mesleğiniz gereği hep bunları gündeme getirmek zorundayız. İzleyenlerimize son mesajlarınızı almak isterim. Mesela böyle çok bağırıp çağıran ya da işte kendi öfkesini kontrol edemeyen hastalara bu işareti yapıyor musunuz? Hayır, yapmak isterdik tabii ki ama yapamıyoruz. Biz hastalarımıza ırk, din, dil ayrımı yapmadan özveriyle, anne şefkatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde onlardan da böyle bir özveri bekliyoruz. Sağlık için her zaman yanlarındayız. Ne güzel. Evet, sizin? Tüm meslektaşlarımın hemşireler haftasını kutluyorum. Daha hoşgörülü, daha anlayışlı, daha güzel, daha mutlu, huzurlu inşallah günlerimiz olsun hep i̇nşallah, beraber. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz oldunuz. Keyifli bir sohbet yaptık sizlerle. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de Günaysun'un sonuna geldik efendim. Yarın sabah yine birlikte olmak dileğiyle çok keyifli, güzel, sağlıklı bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın, esen kalın.